Biz neden sorgulayan, yani PISA'yı sorguluyoruz, neden analiz yapan, doğruyu yanlışı kendi zihniyle ayırt edebilen bireyler yetişsin istiyoruz? Neden eğitim bu kadar önemli? Çocuklar kanmasın diye, haktan hukuktan yana olsunlar diye, ellerine silah almasınlar diye, gövdelerine bomba bağlamasınlar diye, terör örgütlerine katılmasınlar diye. Biat eden, kulluk eden, maşa olan zihinler önünde sonunda can yakar. Eğer siz sorgulama ve analizden yoksun bireyler yetiştirirseniz tarikata da gider, terör örgütüne de gider. Son 14 yıldır bu çocuklar, bu gençlik sizden başka iktidar görmedi. Sonuç ortada. İçişleri Bakanlığı'nın gençlerin terör örgütlerinden nasıl korunacağına dair sitesinde bir açıklama var. Diyor ki yoksul çocuklar için burs ve yardımlardan söz ediyor. Biz o yüzden bu çocukların kontrol edilemeyen bir takım vakıf ve derneklere mecbur bırakılmamasını söylüyoruz. O yüzden devletin köylere kadar eğitim götürmesini, barınma imkanlarını arttırması gerektiğini söylüyoruz. Eğitim sistemini düzeltmeden, bu ülkede barış, adalet ve hukuk tesis etmeden huzur bulamayacağız. Ülke yangın yeni. Ne huzur, ne hukuk, ne adalet, ne barış, ne toplumsal uzlaşma kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Darbe girişimi ile yüzlerce şehit, binlerce yaralı, 20 bombalı saldırıda binlerce ölü, acı gözyaşı. Oturup bunu sorgulamalıyız. Bunda siyasetin hiçbir sorumluluğu yok. Dünyanın neresinde bunca vahim olay karşısında kimse hiç sorumluluk almaz. Artık bizi şaşırtacak hiçbir felaket, acı bir olay, hiçbir yolsuzluk, hiçbir rezillik, hiçbir hukuksuzluk kalmadı. Bu sosyolojik ve psikolojik bir tükenmişlik sendromudur. Ne yaşanırsa yaşansın, sorgulayan, anlamaya çalışan insanlar değil ama artık sadece taraftarlar sahnede. Sorun büyük. Bu kutuplaşma ikliminde yaralara merhem olmak zor. Artık ülke insanları acıda, tasada, sevinçte ortaklaşamıyor. Bu sevgisiz, saygısız, hoşgörüsüz, seviyesiz iklimin temel nedeni eğitimsizlik ve maalesef biz siyasetçileriz. Ülke yangın yeri, çocuklar yanıyorken, insanlarımız parçalanıyorken, coğrafyamız kan gölüne dönmüşken, 500 bin insan iç göçe maruz kalmışken, 3 milyon mültecimiz varken, ekonomi krizin eşiğinde bir ülkede herkes kavgalı, herkesle kavgalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tek derdi, tek adam için başkanlık sistemi. Bu iklimi aşmalıyız. Bu gidişat korkutucu. Birleştiren değil, bölen bir gidişatla karşı karşıyayız. Belki tek adam başkanlık sistemi getireceksiniz. Ama daha şimdiden ülkeyi ikiye böleceğiz. Bir yarımız sevinçli, bir yanımız kaygılı olacağız. Son yıllarda hep söylüyorum, ülke psikoz geçiriyor diye. Bakın bugün gazetelere. Birçoğu acıyı ve felaketi değil, başkanlık sistemini ve anayasa değişikliğini öne çıkarmış. Bu mudur şehitlere saygı? Bu mudur duyarlılık? Bu mudur acı ve kederde birlik? Ya patlamadan sonra Ankara Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamaya ne demeli? Ne demiş başkan? Aynen okuyorum. Patlamada Cumhurbaşkanı ve bakanların hedef olmaması Allah'ın himayesinde olmamızdan kaynaklanıyor. Ayıptır arkadaşlar, günahtır. Bu açıklamanın neresinden baksan bu ayıptır. Şehit ailelerine saygısızlıktır. Ölen insanların ailelerine saygısızlıktır. Ölen insanların en azından devletin himayesinde olması gerekmez miydi? Bu bir itiraftır ayrıca. Allah iktidarı koruyor ama devlet insanını, halkını koruyamıyor mu demektir bu? Bugün hepimiz, herkes açıklama yapacak. Twitter'dan, Facebook'tan yazacak. Acımız büyük diyeceksiniz. Kınıyoruz diyeceğiz. Lanetliyoruz diyeceğiz. Unutmayacağız diyeceğiz. Ama daha önce yaptığımız gibi. Gerçek ne? Yarın hayat devam edecek. Unutacağız. Sadece anneler, babalar, akrabalar, sevenleri hatırlayacak. Gerçek bu. 2015 yılında 4 patlamada 149 insanımız, 2016 yılında 12 patlamada 308 insanımızı kaybettik. Son 30 yılda 7000'den fazla şehit. Son 1 yıldaki şehit sayısı 500'ü geçti. Yaralı gazi binlerce. Hepsi unutuldu. Yalnız geriye öfke ve nefret kaldı. Ve giderek artan bir öfke ve nefret. Bu şiddeti
ölümleri daha da arttıracak bir ortam. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir sorumluluk içindedir arkadaşlar. Bize düşen hamaset değil, barışı tesis etmektir. Bu vesileyle tekrar Yüce Meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Söylenecek çok şey var ama maalesef artık sözün de bittiği yerdeyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın İrgil.